servis olarak çamaşır makinesi ses yapıyor şikayetine geldi. Kapağımızın üstünü açtık bu şekilde, kapağımızı çıkardık ve bu şekilde taşımızın kırıldığını görüyorsunuz. Taş kırık olduğu için bu şekilde ses, boşluğu olduğu için bu şekilde ses yapıyor makinemiz. Girer içine. Bu şekilde. Yani bunun kırılmasının sebebi, yani müşterimizin hatası değil, çünkü müşterimiz buna herhangi bir işlem yapamaz. Tamamıyla burada kullanılan taşın kalitesizliğinden kaynaklı. Gördüğünüz gibi bu şekilde normalde kolay kolay kırılan bir şey değildi. Betondu yani. Taş dediğimiz betonlu ve gördüğünüz gibi şöyle yağ ile beraber döküldü. Bu şekilde bizim geldiğimizde bu şekilde, hatta şöyle bir ses yapıyordu. Bayağı bir ses. Kırıldığı için doğal olarak. Eğer makinenizde böyle bir ses varsa makinenizin yüz kapağını açıp bunun kontrolünü yapabilirsiniz sizde. Yani çok enteresan, çok rastladığımız bir şey değil bu taşımızın kırılması. Çok, yani çok nadir rastlarız. Bu şekilde taş kırılıp ses şikayetini yaratıyor. Onun dışında makinemizde herhangi bir ses yok. Şimdi bu taşın yenisiyle değiştireceğiz. Çünkü bu şekilde ağırlık olarak bu taşın görevi, makinamızdaki taş bir burada var. Bir de şu da var, gördüğünüz gibi ön tarafta da var. Eğer bu taşlar makinamızda olmazsa makinamız sıkmaya geçtiği zaman bu makine yerinde durmaz. Çünkü bir ağırlık olmayacağı için ve en kötü 1000-1200 devir. Mesela bu makine 1200 devirli. 1200 devirde çok da hızlı döneceği için bu şekilde makine durmaz, yürür. Yani bu taşın koyma amacı tamamıyla kazanı sabitlesin. Ondan dolayıdır.